dur bacım. Ay Hamit gitme ne olur, korkuyorum ne olur. Merak etme, korkacak bir şey yok. Bu ne ya böyle Hamit gecenin bu vakti? Dur bakalım baba. Allah Allah. Allah Allah. Deli midir nedir bu ya? Kim o? Hamit aç lan kapıyı. Dursun bu. Aç lan. Sarım nerede? Nerede o Nursel Suslu? Ha? Şşş. Kendine gel Dursun. Karın ne işi var bu evde? Yalan söyleme lan. Senin yanında o. Karımı elimden aldın değil mi? Alçak! Nursen! Nursen! Saçmalama lan. Bana ne senin karından? Şerefsiz. Rezil. Dur be. Bırak lan. Bırak lan. Bırak lan. Bırak. Nerede lan o? Verin lan karın bana. Bırak lan oğlumu. Hain. Geberteceğim bırak. Lan seni. Bırak. Bırak lan. Bırak dedim sana. Allah'ıma işte başsız ne gebertirim lan. Çekil ulan. Bırakın lan. Verin lan karımı. Nerede? Nursen. Yürü sürtün. Bırak ne olur. Yürü. Bizim başımızı belaya sokmaya utanmıyor musun? Allah'ın cezası. Madem elin nikahlı karısıydı. Ne istiyorsun oğlumdan ha? Bırak. Yürü. Bırak ya bırak. Yürü. Nerede lan? Verin karımı bak. Helal olsun. Al karımı. Al da hayrını gör. Lan. Ulan. Anne ne yaptın? Defolsun gitsin bu. Şu bize ettiklerine bak. Sen. Dokunma ona. Dokunma gebertirim seni. Ulan bu erkekliğe sığar mı lan? He? Arkadaşa bu yapılır mı lan? Dur. İstemiyorum seni. Hiç istemedim. Bir gün bile sevmedim. Zor katlandım sana. Yeter artık. Bırak yakamı ya. Hamit'in karısı olacağım ben. Onunla evleneceğim. Ölüm fermanını imzaladın Nursel. Sana nasıl inandım ben? Nasıl kandım lan? Sen ne kancık mısın lan ha? Ha? Allah belanı versin be. Defol git buradan. İki dünya bir araya gelsin yine varmam sana, anlıyor musun? Ulan ben var ya ben. Ben namusumu temizlerim lan. Alnıma leke süren karıyı yaşatmam lan. Yeter be. Yeter. Hayatımı senden korkarak mı geçireceğim? Gelsene. Niye geri gidiyorsun ha? Gel hadi. Deli yanımı biliyorsun sen Dursun. Parçalarım seni. Aklın varsa çıkma karşıma. Beni rahat bırak. Evet, var mı başka itiraz eden? Kızım, evladım, ne yapıyorsun sen? Bırak şu keseri. Gel canım. Biz odamıza gidelim. Sessiz durduk diye herkes üstümüze geldi. Aa, yeter artık be! Sen ne oldu? İçimden öyle geldi işte. Benim bir tanecik karım. Niye üzüldün ha? Söyle bana, ben mi bir şey yaptım? Kalbini mi kırdım? Yok Bedri. Sen çok iyi bir adamsın. Allah senden razı olsun. Huzuru rahatı sende buldum. Niye ağlıyorsun öyleyse? Bilmem. Ya kader bizi ayırırsa diye düşündüm de. Canım niye ayırsın durup dururken? Şurada yaşayıp gidiyoruz. Kimseye bir zararımız yok. Bedri, bana bir şey olursa çocuklara sahip çıkarsın değil mi? Ya rüya mı gördün? Ne yaptın gecenin bir yarısı? Nereden çıkarıyorsun şimdi bunları? Ben senden önce giderim hem, merak etme. Allah korusun. Hadi kalk da uyuyalım hadi. Allah Allah. Hayırdır inşallah. Baba, baba benim aç. Nasıl olur ya? Baba, baba beni affet. Oğlum, kaçtın mı sen yoksa? Affet beni baba, sen haklıymışsın. O yalancı kadının dolduruşuna geldim. Ben sana olmayacak laflar ettim. Nursen itiraf mı etti yoksa? Benim içeriden çıkan bir arkadaşımla yaşıyormuş meğer.
Kaçtım. Gidip buldum. Oradaydı. Adamın evindeydi. Seni sevmiyorum, istemiyorum diye keserle üstüme yürüdü. İyice hizadan çıkmış o. Allah ıslah etsin. Dursun. Elini sakın kana bulama oğlum. Ne diyorsun yenge ya? Neredeyse o beni öldürecekti. Baba, seni nasıl da suçladım. Nasıl inandım ona? Şimdi doğrusunu öğrendin ya. Önemli olan o oğlum. Öyle bir kanıma işlemiş ki her dediğine kanmışım. Dursun. Bak oğlum. Bu böyle kaçmayla olmaz. Evet, nereye kadar? Teslim olman lazım. Olacağım baba. Sırf Nursen'i yakalamak için kaçtıydım. Kaçmaz olaydım. Dur ben telefon edeyim de haber vereyim polise. Ah. Tamam. Ne zamanlama değil mi? Ayşe, bak belki sen bunu bir oyun zannediyorsun. Çok eğleniyorsun ama... Hayır, inanın öyle değil. Sizi gerçekten seviyorum. Ayşe, çok zor günler geçiriyorum. Bu gidişle bir gün... Artık kendimden korkmaya başladım. Güzel kızım. Bak karnın da bayağı büyümüş ha. Ya anne her seferinde aynı lafı ediyorsun ha. Ne yapayım, o da devamlı büyüyor maşallah. O da doğru ya. Hayırdır bu saatte? Doktora kontrole gitmiştim de oradan dönüşte bir uğrayayım dedim. İyi ettin kızım. Ben de çok özlüyorum bu aralar seni. Oo Şerbet, nasılsın kızım? Sağ ol Bedri amca. Gördüğün gibi iki kişi dolaşıyoruz işte. Hadi bakalım, Allah tamamını erdirsin. Sağ ol. Ben kahveye gidiyorum. Siz de güzel güzel konuşursunuz. Güle güle Bedri. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ ol. Şerbet. Biliyor musun? Dursun hapisten kaçmış. Ya. Gidip Nursen'i yakalamış elin herifiyle. Sonra da buraya geldi. Yapma ya. Yürü. Hadi gel. İçeride anlatırım sana. Döne çok memnun senin gösterdiğin yakınlıktan. Bir hoşuna gitmiş ki. Aman ne güzel. Memnun kaldı madem, sık sık gelsin o zaman. Anne. Senin bu Döne sevginin altında başka şeyler var gibi. Aman Şerbet, ne olacak ayol? Sevdim kadını. Hadi hadi, şu işin aslını söyle bakayım sen bana. Bir şey yok canım. Ay anne, olduğu o kadar belli ki yani. Bizim Bedri. Ha. Evlenmek istiyor da. O ne demek öyle ya? Evli zaten. Canım yetmiyor. Yani o öyle diyor. Bir kadın daha istiyor. Anne onun canı sopa istiyor galiba. Ne demek bu ya? Aa, ayıp denen bir şey var. Erkek milleti işte kızım. Olmaz öyle şey. Bana bak, tepemin tasını attırmasın. Alırım bizim eve götürürüm seni. Yok, ben Bedri'yi bırakıp bir yere gitmem. Yani delirtme beni şimdi ya. Yani eve bir kuma getirecek. Sen de burada oturmaya devam edeceksin öyle mi? Öyle. Herkesin bir kusuru vardır. Bedri'ninki de bu olsun. Dövmesinden sövmesinden iyidir. Ya Rabbim, kafaya bak ya. Kızım, benim itirazım kumaya değil. Neye peki? Ya getireceği kadın çocuklarıma kötü davranırsa? Ya aksi fena ölü biri çıkarsa? Yoksa öyle biri mi var kafasında? Yok da işte ben diyorum ki öyle genç fingirdek biri olacağına Dön Hanım olsun var. Neden son anda yine fikrini değiştirdin? Eğer bunu yaparsam vicdan azabı çekeceğimi biliyorum. Kendimi frenlemek zorundayım. Hayır değilsin. Şerbet bunu çoktan hak etti. Bu şekilde olmasını istemiyorum. Bak, Şerbet yok. Çocuklar dışarıda. Biz ikimiz baş başayız. Ve bal gibi de birbirimizi istiyoruz. Hadi rahat bırak kendini. Hadi ama.
Mine, Çiğdem. Niye dışarıdasınız bakayım bu havada? Ayşe abla bize dışarıda oynayın dedi. Ama hava çok soğuk çocuklar. Üşüdük zaten. Girsenize içeri o zaman. Ben çağırmadan gelmeyin dedi Ayşe abla. Allah Allah. Gelin bakayım. Bırak şu topu da. Geçin şuraya. Ayşe. Hadi çocuklar siz odanıza. Bahçeye gönderdin. Cevap versene. Cevap vermesi çok zor Şerbet Hanım. Çünkü... Ne? Çünkü ne? Çünkü... utanıyorum. O ne demek öyle ya? İçeride yalnız değilim. Heh, aklıma gelmişti zaten. Kim var? Sevgilim. Şimdi içeride yani. Girmeseniz iyi olur. Çocukları bahçeye gönderip benim evimde onunla fingir diyorsun. Evet. Kim bu adam? Söyle sana kim dedim. Tanımazsınız ki. Şimdi ben salona çıkıyorum. Şu misafirini gönder sonra hemen yanıma gel. Konuşacağız. Peki efendim. Allah'ım yarabbim ya. Öleceğim sandım. Ya ben? Neyse, ben hemen giyinip yanına gideyim. Sen de bu arada bahçe kapısından çıkarsın. Çok yanlış yapıyorsun, çok. Ben seni saf temiz bir kızsın diye evime aldım. Ama sen ne yapıyorsun? Yabancı birini tutup buraya getiriyorsun. Bir de utanmadan odana alıyorsun. Özür dilerim Şerbet Hanım. Ne deseniz haklısınız. Hem sen onu ne kadar tanıyorsun ki? Böyle bir şey yapabilmen için adama çok güveniyor olman lazım. Güveniyorum Şerbet Hanım. Ya gazetelerde okumuyor musun neler oluyor? Adam hırsız mıdır, katil midir bilemezsin ki. Ya sana çocuklara zarar verirse? Ya evi soymaya kalkarsa? Öyle biri değil Şerbet Hanım. Biz birbirimizi seviyoruz. Öyle mi? Evet. Ciddisiniz yani evleneceksiniz. Evet istiyoruz. O zaman bu iş öyle gizli kapaklı olmaz. Sen bize emanetsin. Benim de Hasan'ın da onu bir tanıması lazım. Ama bu olmaz. Neden? Sen biraz önce biz birbirimizi seviyoruz demedin mi? Ciddiyiz evleneceğiz demedin mi? Tamam biz de tanışıp nasıl biri olduğunu görmek istiyoruz. Yarın akşama çağır. Ben Hasan'a da söylerim. Hmm.
ya. Karı koca bir olup bana nasıl oyun oynadılar? Göz göre göre koca şirket uçtu gitti elimden. Alo. Zinnur, benim Ayşe. Sorma, çok kötü bir şey oldu. Az daha yakalanıyorduk Hasan'la. Bunun neresi kötü ya? Sen kötü görmemişsin kızım. Yakalanacaksınız tabii. Ben seni zaten yakalanmadığı için göndermedim mi oraya? Durumu gören Şerbet Hasan'dan ayrılacaktı. Olup bitecekti yani. Amaç o değil mi zaten? Ben Hasan'a bunu yapamam. Onun üzülmesini istemiyorum. İyi, biz üzülelim o zaman. Kızım zaten bin tane bela var başımda. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Ayşe. Ben seni Hasan'a aşık olasın diye göndermedim oraya. Onları ayır diye gönderdim. Deli mi ne? Ona bir sevgilim olduğunu, odamda onunla beraber olduğumuzu söyledim. Birbirimizi seviyoruz, evleneceğiz falan dedim. Aferin sana. O da illaki çocuğu tanımak istiyor. Ay bir de demez mi Hasan'la ikimizi tanıştır bakalım nasıl biri diye. Oh. Kafayı yiyeceğim ya. Yarın bekliyor, ona göre bir yol düşün. Tamam merak etme, ben bir yolunu bulurum. Ay şu kızdaki cesarete bakar mısın? Çocukları dışarı postalayıp resmen eve adam alıyor ya. Olacak şey değil. Ben sana hep söyledim çok yüz veriyorsun diye ama dinlemedin. Aman ne bileyim böyle bir şey beklemezdim ki. Ben de. Çağırsın bakalım. Eğer gözümüz tutmazsa bir daha onunla görüşmesini yasaklarız. Tamam canım. Bir görelim bakalım şu adamı. İyi ki geldin Şerbet. Biliyorsun hep seninle dost olmayı istemişimdir. Sağ ol Gülseren. Aslında var ya, seninle o kadar acayip bir şey konuşmak için geldim ki. Allah Allah. Neymiş o? Vallahi neresinden başlayacağımı bilmiyorum. En iyisi orta yerinden dalıvermek. Tamam. Sen de öyle yap o zaman. Annem bana söylediğinde siz delirdiniz mi ya demiştim ama galiba şimdi sen de bana aynı şeyi söyleyeceksin. Başlıyorum. Sence Döne hiç evlenmeyi düşünür mü? Aa, bu da nereden çıktı Şerbet? Olur mu hiç öyle şey? Neden olmasın? Bilmem ki. Ben Döne'ye hiç o gözle bakmadım. Bir yoklasan diyorum. Belki de kabul eder. Yoksa anneme bir talip mi var? Hı hı, evet. Şerbet inanmıyorum. Yoksa bu yaştan sonra kadının kısmeti mi açıldı? Peki. Kim bu sivri akıllı? Ay birden söyleyeyim de kurtulayım bari. Bedri amca. Bedri amca mı? Hı hı, evet. Hani var ya babamın kardeşi. Annenin kocası olan Bedri. Ta kendisi. Neyse söyledim kurtuldum ya. Şerbet. Sen iyisin değil mi? Vallahi olmaya çalışıyorum Gülseren. Bir de böyle abuk sabuk şeyler yapmak zorunda kalmasam. Şerbet. Açık konuşsana sen ne oluyor? Bedri amca ikinci bir eş istiyormuş. Annem ona az geliyormuş. Hayda. O da ne demek şimdi? Ben de öyle demiştim ama gerçek bu işte. Annemin üstüne bir tane kuma getirecekmiş. Annem de genç güzel birini getirir de kendi babucu dama atılır diye korkuyor. Peki böyle bir şeyi anne nasıl kabul ediyor? Yuvasının yıkılmasını istemiyor. Bedri amcayı gerçekten çok seviyor. Onu kaybetmemek için ikinci kadına da razı ama en azından kadını kendi seçmek istiyor. Sakın bana annenin benim annemi seçtiğini söyleme. Vallahi aynen öyle Gülseren. Aslında yapacağın iş hem basit hem de eğlenceli. Sen beni yanlış anladın galiba. Ben senin her işine koşacak biri değilim. Sen beni yanlış anladın. Ben sana işbirliği teklif ediyorum. Hem de her konuda. Karşılığını fazlasıyla alacaksın. Kızı ortadan kaldırmam için alacağım servetin yarısı demiştin. O kadar değil, fazlası da var. Ben. Büyük ödül benim. Şaşırdın değil mi? Hayır. Doğrusunu istersen bunu bekliyordum. Kendine o kadar güveniyorsun yani. Anlamamak için aptal olmak lazım. Her neyse. Akşam Ayşe'nin sevgilisi olarak onun kaldığı eve gitmeni istiyorum. Yani rica ediyorum. Bunu benim için yaparsın. Şu kulüpteki kız. Hasan'ın yanındaki. Hı hı, evet. Evet.
Nasıl olacak peki? Sana hepsini anlatacağım. Fıkra gibi vallahi Gülseren. Hele bu işe Şerbet'in aracılık etmesi daha da tuhaf. Kadının kendisi gelip de annemi Allah'ın emriyle kocasına isteyemeyeceğine göre. Kızını gönderiyor. Ay Allah iyiliğini versin. Şaka bir yana. Şerbet'ten sonra düşündüm de neden olmasın? Kadıncağızın bir evi bir yuvası yok. Bizim yanımızda yaşıyor ama bundan pek hoşlandığını sanmıyorum. Neden? Koskoca ev hep bize yeter. Bizi rahatsız etmekten çekiniyor. Üstelik hayatı boyunca hep başkalarına hizmet ettiğinden burada da tuhaf bir konumu oluyor. Yani hem evin hanımının annesi hem de hizmetlisi. Estağfurullah canım. Ondan iş isteyen mi var? O iş yapmadan duramaz ki. İş yapmak, başkalarına hizmet etmek onun için bir yaşam biçimi. Aslına bakarsan evlenmesi bence çok iyi olur. Evet ama herhalde kuma gitmesi değil. Üstelik de tanıdığı birinin yanına. Dur bakalım. Ben belki onu ikna edebilirim. Senin olacağın hiç aklıma gelmezdi. Hasan'ın arkadaşı olacaksın bir de. Evet yani Ömer. Çok ayıp ettin. Kusura bakma ama sana söyleyemezdim. Neyse canım, hiç olmazsa yabancı değil. Orası öyle ama kendimi ihanete uğramış gibi hissediyorum. Sana da maşallah yani Ayşe. Ben seni ne kadar yanlış tanımışım. Özür dilerim Şerbet Hanım. Çok üzgünüm. Neyse. Evet. Gelelim Sade'de. Evlenmeyi düşünüyor musunuz? Evet. Hayır. Yani niyetin ciddi değil. Bunun için daha çok erken Hasan. Birbirimizi biraz daha iyi tanımamız gerekir. Tabii vaktimiz de var sayılır. Mine'nin sesi mi bu? Evet. Ben bakayım şunlara. Bana bakın. Yeter artık. Biriniz konuyu kapatın da bitsin bu işkence. Tamam. Zaten iş halloldu sayılır. Çok teşekkür ederim. İyi bir oyun çıkardın. Evet ya. Yoksa çok zor durumda kalacaktık. Temizlik işi hiç bitmez. Anne, hadi bırak da otur şöyle. Hayatın boyunca hep çalıştın didindin. Hizmet ettin, temizlik yaptın. Ama bundan bir gün bile gocunmadım. Biliyorum. Ama hep başkalarına hizmet edeceğini... hiç içinden geçirmedin mi? Keşke kendi evimin işini yapsaydım diye. Bir eşim, bir yuvam olsaydı... ve ben orayı temizleseydim, eşimin çamaşırlarını ütüleseydim diye bir özlemin olmadı mı hiç? Öyle düşündüğüm, hayal kurduğum anlar da oldu tabii. Biliyor musun? Aslında hiçbir şey için geç değil. Aman Gülseren, sen de eğleniyor musun benimle? Aşk olsun anne ya. Sohbet ediyoruz şurada. Yani şimdi, mesela biri çıkıp seninle evlenmek istese. Bu yaşta mı? Aman ne yapıyorsun kızım? Diyelim ki çıktı. Ay o beni kim ne yapsın bu yaştan sonra? Anne, sen bana cevap verelim. Bazı hayallerin gerçekleşmeyeceğini bilirsin Gülseren. İşte bu da onlardan biri. Şöyle düşünceli, kıymet bilen bir adam. Onun evine bakmak, onun işini yapmak. O adam senin kocan, seni koruyor, yalnız bırakmıyor. Hep yanında, arkanı yaslayacağın biri. Bilmiyor musun kızım? Hayatım boyunca kendimden başka hiç kimseye dayanamadım ben. Öyle biri hiç olmadı. Peki. Öyle biri olsa. Mesela Bedri Bey. Şu Tahire'nin kocası. Bekar olsaydı da seninle evlenmek isteseydi. Gülseren, lütfen işin tadını kaçırma. Ya anne, o adam seni çok beğeniyormuş. Evlenmek istiyormuş. Bu çok çirkin bir şaka Gülseren.
Yok canım, hemen sinirlenme. Teklif tekliftir. İstemezsen söylersin, olur biter. Dünyada olmaz. Zaten evli bir adamın ikinci karısı olmam ben. Bedri Bey çok iyi biri olabilir ama bekar da olsa onunla evlenmem. Acaba ben bu eve fazla mı geliyorum? Altemur Bey istemiyor mu beni? Yoksa Gülseren durup dururken niye böyle bir şey teklif etsin? Gerçi Bedri Bey de fena biri değil ama hem madem beni de beğeniyormuş. Yok yok. Hayır. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Hamit. Az gelsene. Gel gel. Kusura bakma ama ben senin bu anana daha fazla dayanamayacağım. Sen ne diyorsun ya? Anam senden korkuyor be. Keser'i eline aldığından beri acayip tırsıyor senden. Sen varken öyle. Yoksa kadın bakışlarıyla yiyip bitirecek beni. Yine ne oldu? Evde onunla baş başa kalmamak için atıyorum kendimi sokaklara. Bak şimdi parktan geliyorum. Öyle dolaşıyorum işte. Ya bıktım artık ya. Peki ne istiyorsun Nursel? Ayrı eve çıkalım. Nursel, ileride tamam ama şimdi durumumuz yok. Borç bul bir yerden. Babanla konuş, o bir şeyler yapsın. Dur bakalım. Hadi sen git şimdi. Akşam evde konuşuruz. Oldu. Geç kalma sakın. Tamam. Anneni istemiyor değil mi? Baba kız haklı. Anam çok geçimsiz. Sen de biliyorsun. Sen bir de bana sor. Bunca yıl nasıl dayandığını. Ayrı ev istiyor ama nasıl yapacağız bilmem ki. Ah, biraz para biriktirebilsem. Neyse ya. Çıkarsana kız ayakkabını. Daha yeni sildim yerleri. Başım ağrıyor. Ses istemiyorum. Kaynana gelin programı izleyeceğim. Hay kaynana kadar taş düşsün başına. Nereden bulup yapışın oğlumun yakasına? Ana, Nursen senden şikayetçi. Ondan kim şikayetçi olsun? Hiçbir işin ucundan tuttuğu yok. Biz ayrı eve çıkalım diyoruz ana. Paranız var mı ki? Anam, bizim biraz birikmişimiz var ya, onu verir Samet'e. Sen de iki bilezik bozdursun. Aa, sen şaşırdın galiba. Varımız yoğumuz o bizim ayol. Bu soktu değil mi aklınıza sizin bunları? Kızın günahına girme Halime. Hamit'le ikimiz düşündük. Ne o paraya dokundurttururum, ne de bileziklerimi bozdururum. Kefenin cebi yok. Benim de daha ölmeye niyetim yok. Bak, bak diyorum ki sen birkaç aylığına memlekete gitsin. Ne memleketi bey, bu da nereden çıktı? Ana, en iyisi bu. Ben de o zamana kadar biraz para biriktiririm. Sizden hiçbir şey almadan bir ev tutar çıkar gideriz. Hay ağzına sağlık. Annen olmayınca ben de güzel güzel otururum bu evde. Ağzımızın tadı yerine gelir. O ne demek öyle? Hepiniz bir olup beni kendi evimden mi atıyorsunuz? Kimsenin seni attığı falan yok. Madem dilini tutup oturamıyorsun. Geçimsizsin, geçimsiz. Dur bey. Hem sana da bir değişiklik olur. Onlar gidince yine gelirsin. Paranız da cebinizde kalır yani. Aa! Artık sadede gelelim. Neyin işini bitireceksin? Biraz acele etmiyor musun? Neden? Arka arkaya bu kadar ölüm polisin dikkatini çekmez mi? Çekse bile o kadar önemli değil. Nasıl önemli olmaz? Tek şüpheli sensin. Sorguya çekerler seni. Ellerinde delil olmadan hiçbir şey yapamazlar. Bu yüzden de evde olmaz. Kızı izle.
Sonra da bir yerde kıstırıp. Yani dışarıda. Herkesin ortasında. Ay acemi gibi konuşma. Herkesin ortasında değil tabii. Fena bir yerde. Ha çantasının takılarını falan da al. Sonra da? Evet. Dönen hoş geldin. Hoş bulduk. Ayaklarına sağlık. Ne niyetinde geldin kardeşim? Seninle baş başa konuşmak istedim Tahir Hanım. Olur kardeş, konuşalım. Geç içeri hadi. Kızım bana bir şeyler söyledi Tahir Hanım. Doğrusu çok şaşırdım. Sizin böyle bir densizlik edeceğinize hiç ihtimal vermedim ama gidip bir kendim konuşayım dedim. Şu evlenme işi değil mi? Tahir Hanım, hiç yakışıyor mu sana böyle kocana eş aramak? Bunu nasıl yaptın sen? İşin esası öyle değil. Ama ağzım mühürlü. Konuşamıyorum ki. Senin üstüne evlenmek isteyen bir adamla ne işin var? Çek kapıyı, çık git. Rene Hanım. Kocamın benim üstüme evlenmek istediği falan yok. Ne bu hikaye o zaman? Sen niye düştün ortalığa eş diye? Bak, sırrımı kimseye aç. Rahat bırak artık beni. Nil. Seni
Seni daha önce de uyardım. Yeter artık. Hep aynı şeyleri söylüyorsun. Dikkatli ol, dikkatli ol. Anladık. Dikkat ediyorum işte. Görüyorsun. Babamın silahını çantamda taşıyorum. O kadın senin ölmeni istiyor. Daha fazlasını söyleyemem ama hayatın tehlikede. O zaman gel polise gidelim. Bana söylediğini onlara da anlat. Bunu yapamam. Ben bir kaçağım. Sen tanıklık etmezsen bunu nasıl kanıtlayacağım? Bırak seni koruyor. Ama polise gitmemi isteme ben. Önce babanı öldürmek istedim. Bunu iyi biliyorum. Yani babamın katili o mu? Bilmiyorum. Orada değil. Ama adli tıp raporu babamın kalp krizinden öldüğünü söylüyor. Doğrudur. Üvey annenin bu ölüme yardımcı olmak için neler yapabileceğini tahmin etmek hiç de zor değil. Bak, telefonumu kaydettim. Kendininkini de bana ver. Hayır. Niye? İnan bana bu bir oyun değil. Hem çok şey biliyorsun, hem de tanıklık etmem diyorsun. Edemem. Ama seni sonuna kadar korurum. Tek istediğim bana güvenmen. Bilmiyorum. Kararsızım. Ne de olsa sen bir yabancısın. Hiç aklıma gelmezdi Tahir Hanım. O kadar da sağlıklı görünüyorsun ki. Bak Dönan. Yiyeceğim gözüm açık gitmeyeyim. Bileyim ki çocuklarımın şefkatli bir anası var. Bedri'nin bir hanımı var. Evin bir direği kadını var. Ne olur Dönan Hanım. Benden sonra yerimi sen al. Ben nasıl dayanırım senin çocuklarını boynu bükük görmeye? Kocanın üzüntüsünü seyretmeye nasıl dayanırım Tahir Hanım? Onları yalnız bırakma. Bu benim sana vasiyetimdir. Şerbet var gerçi ama. Aman kardeş, şerbette iki çocuk, bir de yeni bebek. Onun benimkilere bakacak halime var. Peki ama ya Bedri Bey beni istemezse? Olur ya, belki adamın gönlü başka birine düşer. Sen sık sık bize gel. Alışsın sana. İyiliğini, hanımlığını görsün, takdir etsin. Benden sonra da aklına ilk gelecek kadın sen ol. Ama bak, bütün bunları kimseye demek yok. Tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Belki aslında kötü bir kadın değil ama dünyayı zindan ediyor insana. Vallahi annen diye sesimi çıkaramıyorum. Hem bakıyorum yalnız bana değil, kocasına karşı da öyle. Kusura bakma ama baban o kadar seni iyi dayanmış ona. Aslına bakarsan fedakar kadındır. Benden önce 3 çocuğu birden ölmüş. Belki ondan böyle aksi olmuştur. Ay vallahi insanın ömrünü kısaltır böyle bir kadın ya. Babam onu ikna eder memlekete gitmeye. O zaman da rahat rahat kalırız burada. Benim kazandığımı da hiç harcamayız. Ben de çalışsam be Ümit. Keşke bir iş bulsam da. Olmaz. Bak, anam gidince bahanen de kalmıyor. Otursan evinde. Çalışayım be Ümit, ne olur. Hem daha çabuk para biriktiririz, hem de sıkılmam. Ne iş yapacaksın ki? Çocuk bakıcılığı. Korkak. Senin işin değil mi bu? Daha öncekileri nasıl yaptın o zaman? Ne demek yapamıyorum ya? Yapamıyorum. Elim gitmiyor. Aslında var ya, sana öyle bir yaptırırım ki. Ya, nasıl? Söyle de bilelim. Sen kaçak değil misin? Polisten kaçmıyor musun? Yakalansan, senin o aradıkları adam olduğunu ortaya çıksa. Kaç yıl yersin ha? İşte o zaman elimi kana bularım Zinnur. Ama Nili değil, seni öldürürüm. O zaman ne işin var benim seninle ya? Çok daha az paraya çok daha beceriklisini bulurum. Artık bulamazsın. Çünkü her şeyi biliyorum. Seni yakalatırım. Ben de seni. Nereden getirdin kızı başımıza? Yahu hanım. Ne güzel var ya sabah sabah. Annem. Babamın tepesini attırmış yine belli. Hanım uyuyorlar, bırak uyusunlar. Ne iş yapsın? Çenen düştü vallahi sabah sabah. İşin yoksa besle. Bütün bunlar sen sesini çıkarmadığından oluyor. Biz kendimize zor yeterken bir boğaz daha çıktı başımıza. Yahu koskoca adama ben ne diyeyim hanım? Baba değil misin? Dinle sözünü. Bir boğaz yüzünden oğluma laf edemem. Bir kişinin masrafından ne olacak? Sen öyle san.
Verdiğin 3 kuruşla evi idare eden benim. İyi o zaman. Sen köye gidince o boğaz eksilir işte. Hiç olmasa biz de biraz kafamızı dinleriz. Yazıklar olsun Mahmut. Gözün aydın Nursen Hanım. İstediğin oldu işte. Sonunda beni saçımı süpürge ettiğim bu evden de gönderdin. Bak çok güzel kokar bu parfüm. Şöyle sürünüver biraz. Tahir Hanım çok ağır bir koku bu. Burnum düştü valla. Neresi ağır ayol? Sür sür. Bak çok iyidir. Bedri çok sever bu kokuyu da. Onun için diyorum. Yeter. Az bir şey kalmıştı, kullanmaya kıyamadım. Bilmem, ben pek anlamam. İyidir herhalde. Daha genç görünüyorsunuz. Aa, aşk olsun Bedir Bey. Zaten pek de yaşlı değilim. Biri demiş ki, büyüklerden biri. Sizden büyük olmasın. Adını unuttum şimdi. 40'ından sonra herkes aynı yaştadır. Nasıl güzel söz değil mi? Yani 40'ı geçtim mi koy ver gitsin. Tamam, araba geldi. Hazır mı anne? Haber vereyim. Anne! Anne, araba geldi. Hadi. Sen de gidiyor musun garaja? Giderim ya. Mahsun ayrılmasın kadıncağız. Hadi anne. Ver ana. Güle güle. Hayırlı yolculuklar. Bu eve bir daha dönemeyeceksin.
Hasan, uyuyor musun? Ha, çok kötü bir rüya gördüm. Ayşe'yi gördüm rüyamda. Kedi olmuştu, pençelerini böyle çıkarmış bana doğru sallıyordu, hırlıyordu. Ay, ilk defa bir kediden ödüm koptu. Hasan, dinliyor musun? Ha, bu ne uykusu ya? Kaçacaksın Hasan. Bana kendimi suçlu hissettiriyorsun. Bırak şimdi suçu falan. Bak ne güzel beraberiz işte. Şerbet mışıl mışıl uyuyor. Sabaha kadar harika bir gece geçirebiliriz. Eğer beni sen gelmezsen, ben senin yanına gelirim diye tehdit etmeseydin buraya adımımı atmazdım. Sanki ilk defa geliyorsun. Beni ne kadar arzuladığın o kadar belli ki. Şerbet bunu nasıl anlamıyor, nasıl farkına varmıyor, asıl ben anlayamıyorum. Çünkü şu sıralar karnındaki çocuktan başka hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Sana karşı ne kadar ilgisiz değil mi? Ama ben sana bütün sevgimi vermeye hazırım. Ayşe, çok güzelsin. Çok çekicisin. Hasan, şu kısacık hayatımda hak etmediğimi düşündüğüm pek çok şey oldu. Ama hiçbiri dünkü kadar beni yıkmadı. Belki bunu konuşsaydık, sen ama diye başlayan ve beni suçlayan bir sürü şey söyleyecektin. Sen kendini, ben kendimi savunmak zorunda kalacaktık. Açıkçası kirlenecektik. Bazı şeyler galiba hiç konuşulmamalı. Artık her şey o kadar anlamsız geliyor ki. Büyümek bu galiba. Büyüdüm ve şerbet tadını kaybetti. Acıdı. Evet, içilesi değil, acı bir şerbet ne işe yarar ki? Kısacası Hasan, ben her şeyin başladığı yere dönüyorum. Kaderin yazdığı bu hikayeyi beğenmedim. Yeniden yazabilmeyi deneyeceğim. Ben Melekler Adası'na şerbeti bulmaya, çocuğumu o saflıkta doğurmaya, o güzel insanlarla yaşamaya gidiyorum. Eğer sen de Hasan'ı bulmak istersen, o da seni orada bekliyordur mutlaka. Kim bilir? Belki de rüya diye başladığımız bu kabustan uyanır, her şeye en başından en doğru şekilde başlarız.
Alo, Zinnur. Ayşe, manyak mısın sen kızım? Bu kadar erken aranır mı insan? Karga bokunu yemeden. Dinle, müthiş bir şey oldu. Şerbet evi terk etmiş. Ev mi terk etti? Sen ciddi misin? Hasan için bıraktığım mektubu okudum. E Hasan? O daha uyuyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Şerbet melekler adasına gidiyor. İşte bu çok güzel bir haber. Bana bak. Bu mektubu Hasan görmeden hemen yok et. Bir saniye bile kaybetmeden yok et onu, tamam mı? Tamam tamam. Alo Enver. Bana bak, çabuk eve gel. Hemen şimdi. Benim için her şeyden çok daha önemli. Bu işi yapacaksın. Yavaş ol. Neden bu kadar heyecanlısın? Sözümü kesme. Şimdi hemen Mudanya'ya gidiyorsun, tamam mı? Oradan Melekler Adası'na giden gemiye biniyorsun. Kim var o gemide? Şerbet. Onun o gemiden sağ çıkmamasını istiyorum. Saçmalama Zinnur. O kadın hamile. Bana merhametli vatandaş rolü oynama. Sen bir kiralık katilsin. Bu da daha önce yaptıkların gibi bir iş. Eğer yapmazsan, inan bana seni polise ihbar ederim. Şerbet gitti. Sen hala uyuyorsun. Hasan. Hadi kalk bakalım artık. Ne arıyorsun sen yine burada? Galiba Şerbet seni terk etti. Ne? Çok ciddiyim. Evde yok. Dolabına baktım. Bazı eşyalarını yanına almış. Şerbet! Aradım. Gidebileceği her yerde. Yok, yok, yok. Sanki yer yarılmış, içine girmiş. Sen buradadır mutlaka canım. Doğurmak üzere olan bir kadın öyle uzaklara falan gidemez. Bu koca şehirde onu nasıl bulurum? Kimseye söyledin mi ortadan kaybolduğunu? Belli etmemeye çalıştım. Ne annesine ne de başka birine onun gittiğini söylemedim. Allah'ım, yoksa başına bir şey mi geldi? Kendini kandırma Hasan. Sabahın köründe eşyalarını alıp niye çıksın ki? Biraz sabırlı ol. Bekle bakalım. Eninde sonunda dönecektir. Şerbet mi? Burada mı diyor? Evet. İş tamam. Emin misin? Evet. Temiz bir iş oldu. Dönünce ödülünü alacaksın. Teselli edeceğimi bilemiyorum. Belli canım. Dakikalar geçmek bilmiyor sanki. Şerbet arıyor. Alo Şerbet. Hasan, seni Melekler Adası'ndan arıyorum. Şerbet, Melekler Adası'ndaymış. Ne?